konser ve kentler arası misafir sanatçı programı A, programa katılan 13 sanatçının yapıtlarından oluşan kısa bir komşuluk sergisi 23 Ekim-24 Kasım tarihleri arasında İzmir Konak Metro Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Helikopter adlı tiyatro oyunu 21 Kasım saat 20'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İsmet İnönü sahnesinde. Yaşanan depremi fırsat bilen Denizcilik Bakanı, felaket bölgesine hızla ulaşarak kameralara görüntü veren ilk kişi olmak ister. Politik komedide bakanın bir dönem daha seçilebilmek için hayatını ve başka hayatları nasıl tehlikeye attığı anlatılıyor. Piyanist Selin Şekeramber ve Yudum Çetiner ikilisinden oluşan Black & Noir Simply Classic konseri 21 Kasım Perşembe günü saat 20'de İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde. Piyano ikilisi Black & Noir albümlerinde dünyaca ünlü klasik müzik bestecilerinin en yalın ama en çok dinlenen eserlerini yorumlamaktalar. Canlı bir albüm dinletisi niteliğindeki konser müzikseverlerle buluşuyor. Tchaikovsky tarafından bestelenen en ünlü bale gösterilerinden biri olan Kuğu Gölü Balesi, 16 Kasım ve 18 Kasım'da İzmir Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Salonu'nda. Eserde bir büyücü tarafından arkadaşlarıyla birlikte kuğuya dönüştürülen ve ancak bir erkeğin aşkıyla tekrar insan kılığına dönüşebilecek olan Odette ile prenses arasındaki aşk ve büyücünün kızı Odile'i Prenses Odette kılığına sokarak prensi kandırması anlatılır. William Shakespeare'in en tanınmış eserlerinden Hamlet, 16 Kasım'da İzmir Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç sahnesinde. Danimarka'da geçen oyunda, Prens Hamlet'in kral olan babasını öldürdükten sonra tahta geçen ve annesiyle evlenen amcası Claudius'tan öç alma çabasını gözler önüne seriyor. Fareler ve İnsanlar 16 Kasım'da İzmir Karşıyaka Ragıp Hiker sahnesinde. Dünya edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Fareler ve İnsanlar, insan doğasının derinliklerine inen ve duygusal bir yolculuğa davet eden unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor. Münasebetsiz adlı tiyatro oyunu 16 Kasım'da İzmir Konak sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Çok farklı kişiliklerdeki iki adamın yolları bir otelde kesişir. Eski eşler, psikiyatristler, otel görevlileri ve polislerin de sürece dahil olmasıyla komik ve sürprizli olaylar hiç unutulmadık bir biçimde gelişir. Bir Düş Gibi adlı tiyatro oyunu 19, 20, 21, 22 Kasım'da İzmir Konak sahnesinde. Son oyununun provasını yapmak için seyircisiyle bir araya gelen Türk tiyatro ve sinemasının ilk dönemlerinde efsaneleşmiş kadın oyuncu ve yönetmenlerinden Cahide Sonku, acıları, hayalleri, başarıları, başarısızlıkları ve aşklarıyla karşımıza çıkıyor. Vatan şairi Namık Kemal'in kişiliğini, vatan ve hürriyet aşkını ve de tiyatro anlayışını anlatan bir oyun olan Vatan Yahut Namık Kemal, 16 Kasım'da İstanbul Mecidiyeköy Stüdyo sahnede.
Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu arasındaki bir işbirliğiyle ilk kez Türkçe olarak sahnelenen 1982 tarihli oyunu Medea Materyal 17, 19, 20, 21, 22 Kasım'da İstanbul Üsküdar Tekel sahnesinde. Sait Faik Abasıyanık'ın gözünden İstanbul'u anlatan Meraklısı için öyle bir hikaye 19-20-21-22 Kasım'da İstanbul Mecidiyeköy Stüdyo sahnede. Doyumsuzluğu ve tüketim kültürünü seyirciyle yüzleştiren Işıltılı Haşerat adlı tiyatro oyunu 20, 21 ve 22 Kasım'da İstanbul Üsküdar Stüdyo sahnesinde. Avustralyalı müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği opera literatürünün başyapıtları arasında üst sıralarda kendine yer bulan Don Giovanni, 20 Kasım'da İstanbul Türk Telekom Opera Salonu'nda. Picol Danze, 18 ve 19 Kasım'da İstanbul Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera sahnesinde. Eserde mimar insan ilişkilerindeki varoluşsal nedeni ve varoluşu sorgularken, Nox birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaşmak varken, yine bencilliğimiz ön plana mı çıkardı sorusuna cevap arıyor. Kurban'da kadın erkek ilişkilerini irdeliyor. Danzon ise kadın erkek ilişkilerini beden diliyle anlatırken, ilişkilerdeki zıtlıkları siyah ve kırmızı olarak sembolize ediyor. Modern dans topluluğu İstanbul Rezonans, 22 Kasım'da İstanbul Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda izleyicilerle buluşuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İtalya Büyükelçiliği ve İtalyan Kültür Merkezi işbirliği ile seslendirilecek Verdi Requiem 16 Kasım'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda. Ünlü şarkıcı Aydilge 20 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor. Sevilen müzik grubu Pera, 21 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cem Karaca Kültür Merkezi'nde. Victor Hugo'nun Çağlar ve Coğrafyalar Aşan Eseri Sepiller, 16 Kasım'da Ankara Çayyolu Cüneyt Gökçer sahnesinde. 18. yüzyıl Fransa'sından insanın evrensel hikayesine uzanan, devletin ve sevginin, acının ve umudun, dünün ve bugünün hikayesi tiyatro severlerle buluşuyor. İki kişilik Hırgür adlı tiyatro oyunu 16 Kasım'da Ankara Şinasi sahnesinde. Oyunda savaşın barışa yeğlendiği bu dünyada son bulamayacak bir insanlık trajedisine eşlik eden iki insanın komedisi anlatılıyor. Holden'in Kül Kedileri adlı tiyatro oyunu 16 Kasım'da Ankara Küçük Tiyatro'da. Kadınların, erkeklerin toplum içinde karşılaştıkları zorlukları sembolik fotoğraflarla, şarkı, dans ve göndermelerle anlatan oyun izleyicilerle buluşuyor.
Shawshank hapishanesinde iki kez müebbet hapse çarptırılan Andy Dufresne'in hikayesini gözler önüne seren Stephen King'in unutulmaz eseri Esaretin Bedeli, tiyatro oyunu olarak 16 Kasım Ankara Akün sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Paris'in burjuva kesiminin çılgınlık düzeyine ulaşmış para tutkusunun komedyası olan Molière'in Cimrisi tiyatro oyunu olarak 18-19-20 Kasım'da Ankara Etimesgut CKM sahnesinde, 22 Kasım'da Ankara Pursaklar Devlet Tiyatrosu sahnesinde. Agatha Christie'nin aynı adlı romanından uyarlanmış oyun Fare Kapanı, 19-20-21-22 Kasım'da Ankara Çayyolu Cüneyt Gökçer sahnesinde. Büyük bir şehirdeki sıradan bir apartmanda birbirine komşu olan üç kadının trajikomik hikayesini anlatan Kadınlar, Filler vesaireler 19-20-21-22 Kasım'da Ankara Küçük Tiyatro'da. Koku romanının yazarı Patrick Süskind'in pek çok dilde oynanan oyunu Kontrabas, 19-20-21-22 Kasım'da Ankara Oda Tiyatrosu'nda. Alexander Borodin'in bestelediği 4 perdelik opera Prens Igor, 20 Kasım'da Ankara Opera sahnesinde. Modern Dans Topluluğu International 3, 16 Kasım'da Ankara Opera sahnesinde. Modern Dans Topluluğu Payidar, 21 Kasım'da Ankara Opera sahnesinde. Müze konserleri 19 Kasım'da Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde müzikseverlerle buluşuyor.